Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 17 Ekim 2011 Pazartesi günü gerçekleştiriyoruz bu kaydı. Teknoblog Haber Merkezi'nde Teknoblog'un haberlerinin incelemelerinin hazırlandığı mutfakta yine sizlerle beraberiz. Bu hafta da geçen hafta meydana gelen teknoloji dünyasının önemli gelişmelerini beraber yorumlayacağız. Bu arada bu hafta da yine ilginç bir teknolojik ürünümüz var. Beğeneceğiniz bir teknolojik ürünümüz var haftanın ürünü köşesinde. Hemen o ürünü de göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy Tab 8.9 bu hafta inceleyeceğimiz ürün olarak dikkat çekiyor. Öncelikle haberlere bakalım, daha sonra da Samsung Galaxy Tab 8.9 inceleyelim. Bu haftaki ilk haberimiz Apple'dan iOS 5 ile ilgili. Apple'ın geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda ilk kez görücüye çıkardığı iOS 5 ile vaat edilen yeniliklerle nihayet tanıştık. Geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam 8'de yayınlanan iOS 5 güncellemesi iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1, iPad 2, iPod Touch 3. nesil ve iPod Touch 4. nesil sahipleri tarafından terfi edilebilir durumda. iOS 5 ile birlikte Android'dekine benzer şekilde üst durum çubuğu üzerinden sürükleyerek aşağıda uğraşılan bildirim merkezi, BlackBerry Messenger'ın iOS'teki muadili olarak nitelendirilen iMessage, ses arttırma tuşunun kamera çekim tuşu olarak kullanılması, Twitter entegrasyonu, Safari işletim sistemine eklenen okuyucu ve okuma listesi özellikleri, iPad için ekranın iki yanına ayrılacak şekilde ortadan bölünmüş klavye gibi 200 farklı yenilik sunuluyor. Bazı özellikler cihazdan cihaza farklılık gösteriyor, bunu söylemek gerekiyor. iPhone 4S'te son model iPhone'da tüm özelliklerin çalıştığını tahmin ediyoruz. Henüz bu cihazı inceleme fırsatımız olmadı, ancak iPhone 4S'in çift çekirdekli işlemci taşıdığını düşünecek olursak ve en güncel cihaz olduğunu düşünecek olursak iPhone 4S iOS 5'in bütün yeniliklerini çalıştırıyordur. Aynı şekilde iPhone 4'lere baktığımızda çalıştırma diye bir özellik görmedik. Tüm özellikler bulunmakta. iPhone 3GS'te de çoğu özelliğin çalıştığını gördük, ancak bazı özelliklerin eksik kaldığını gördük. Örneğin anımsatıcılarda konum bazlı bir hatırlatma yapılamıyor iPhone 3GS'te. Sadece zaman bazlı bir hatırlatma yapıldığını gördük. Bunun yanı sıra iOS 5 ile birlikte gelen ve hoşumuza giden ilginç yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de emoji klavye. Biliyorsunuz emoji klavye daha önce iPhone'da, iPad'de vesaire emoji adı verilen bir uygulama yardımıyla kullanılıyordu. Özellikle WhatsApp Messenger kullanıcılarının sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir şeydi emoji klavye. Ve bu emoji klavye ancak emoji adı verilen bir uygulama tarafından sunuluyordu. Artık o uygulamaya gerek kalmadı. iOS 5 doğal olarak emoji klavye desteği sunuyor. Bunu inceleme videomuzda bulabilirsiniz, emoji klavyenin nasıl aktifleştirdiğini. Zaten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Klavyede yer alan klavye değiştir tuşuna dokunarak emoji klavyeyi de aktifleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iOS 5'in iPhone 3GS'i biraz yavaşlattığını gözlemledik. iPhone 3GS var test merkezimizde. Onu kurduk iOS 5'i. Sanki biraz cihazın geçişleri yavaşlamış gibi geldi. Bu dikkatimizi çekti iOS 5 ile ilgili olarak. iPhone 4'te herhangi bir problem gözlemlemedik. iPhone 4 düzgün bir şekilde çalışıyor. Cihaza biraz daha yenilik kattığını söyleyebiliriz. Bildirim merkezi oldukça esnek, oldukça iyi şekilde düzenlenmiş. Bütün bildirim desteği sunan bütün uygulamalarda hangi bildirimlerin görüneceğini, nerede görüneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de rahatsız edici bir konu, çoklu görev hareketleri vardı. iOS 4.3'te birlikte tanıtılmıştı, beta sürümünde vardı, ancak iOS 4.3'te yer almamıştı bu çoklu görev hareketleri. Ancak iOS 5 ile birlikte geldiği söylenmişti. Parmağınızı bu şekilde yaptığınızda ana menüye geri dönüş vardı. Bu şekilde dört parmağınızla ekranı aşağıdan yukarıda sürüklediğinizde çoklu görev menüsü çıkmaktaydı. Bu çoklu görev hareketleri sadece iPad 2'yi destekliyormuş, bunu gördük. iPad 1 daha önce bu çoklu görev hareketlerini kullanabildiğimiz iPad 1 bu desteğin kapsamının dışında bırakılmış. Bu bizim gibi iPad 1 sahibi olan kitleyi oldukça üzmüş durumda. Bunu söyleyelim. iOS 5'i şu anda indirebilirsiniz. Artık sunucular da iyice rahatlamıştır. Geçtiğimiz çarşamba akşamı ve perşembe günü fazlasıyla trafik vardı. Özellikle çarşamba akşamı çok yoğundu ki güncelleme işlemini beceremedik bir türlü. Daha sonra okuduğumuz habere göre bu güncelleme işlemi sırasında İngiltere'nin internet altyapısında büyük bir yük meydana gelmiş. Bu da normal, çünkü güncelleme dosyalarının büyüklüğü çok fazla. iPhone 4'ün güncelleme dosyası 775 MB civarındaydı. Çok fazla bir güncelleme dosyası söz konusuydu. Bütün işletim sistemini indirip
cihazı yeniden kurmanız gerekiyordu. Neyse ki artık iOS 5 ile birlikte fark güncellemeleri şeklinde ilerleyecek bu güncelleme prosedürü. Yani kullanıcılar tüm işletim sistemi dosyalarını değil, sadece aradaki farkları alacak ve böylelikle daha esnek, network'e, şebekeye fazla yük getirmeyen bir güncelleme sistemine kavuşmuş olacak. Apple'dan Nokia'ya geçelim. Nokia ile ilgili de önemli bir haber vardı geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'yi ilgilendiren. Nokia'nın Symbian Belle işletim sistemiyle çalışan yeni cihazı Nokia 603'ün lansmanı Türkiye'de yapıldı. Symbian Belle işletim sistemini geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda tanıtan ve bununla birlikte Nokia 600, Nokia 700 ve Nokia 701'i tanıtan Nokia, beklenen Windows Phone cihazlarından önce yeni bir Symbian Belle cihazını daha tanıttı. Nokia 603 adlı bu cihazın küresel lansmanın İstanbul'da yapılmış olması ise hem sürpriz oldu hem de sevindirdi. Kompakt bir tasarıma sahip olan ve farklı renkteki değiştirilebilir pil kapaklarıyla özelleştirilebilen Nokia 603'te 3.5 inçlik Clear Black dokunmatik ekran, 1 GHz işlemci, 5 megapiksellik 720p HD video kayıt destekli kamera, 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası, 512 MB RAM ve 1 GB ROM yer alıyor. Nokia 603'ü inceleme fırsatı bulduk. Toplantının yapıldığı alanda bir demo alanında kurulmuş ve orada da Nokia 603'ler vardı. Bu Nokia 603'ü ilk incelen kitle olmakta ayrıca memnuniyet vericiydi. Nokia 603 değiştirilebilir kapaklı rengarenk kapaklar var, pil kapakları var. Bu özelliğiyle 90'ların sonunda çıkan Nokia Helicon gibi değiştirilebilir kapaklı Nokia cihazlarını hatırlattı. Bu da geçmişe güzel bir gönderme oldu aslında. Geleceğin işletim sistemi ve geçmişin tasarımının birleştiği güzel bir cihaz gibi gözüküyor Nokia 603. Symbian Belle işletim sistemi var bu cihazda. Daha önceki Ağustos ayında tanıtılan cihazlar gibi ve Symbian Belle'in performansını oldukça iyi bulduk Nokia 603'te. İyi bir şekilde optimize edilmiş bir GHz işlemci oldukça düzgün bir şekilde kullanıyor. Nokia 603'ün bir başka özelliği de microSD, micro SIM kart yuvasına sahip olması. iPhone 4'te, iPad 2'de gördüğümüz micro SIM kart yuvası var artık Nokia 603'te de. Nokia herhalde oraya doğru bir gidiş içerisinde. Bu da mantıklı, cihazın içindekileri küçültmek ve daha küçük cihazı oluşturup daha fazla diğer bileşenlere belki daha fazla yer ayırmak mümkün micro SIM kartlaması sayesinde. Bu arada Nokia'nın 603 cihazı NFC desteğiyle beraber geliyor. NFC desteği de Nokia'nın çeşitli NFC uygulamalarıyla birlikte daha fazla anlam kazanıyor. Özellikle aksesuar alanında Nokia NFC'yi bir eşleşme aracı olarak kullanıyor. Nokia'nın NFC destekli çeşitli hoparlörleri ve kulaklık setleri var. Özellikle Nokia Luna'dan da bahsetmek gerekiyor bu noktada. Nokia Luna'da Nokia'nın Nokia 603 ile birlikte tanıtmış olduğu en son NFC destekli Bluetooth kulaklık olarak dikkat çekiyor. Rengarenk kulaklıklar iki parçadan oluşuyor. Bir kulağa takılan parça var, bir de ana ünite var. Bir küre şeklinde, basık bir küre şeklinde kulaklık kullanılan zamanlarda ana kürenin içerisine konuluyor ve bu şekilde muhafaza ediliyor. Nokia Luna'nın da Nokia 603 ile birlikte piyasaya sunulması bekleniyor. Nokia 603 yıl sonuna kadar piyasada olacak. 650-700 lira KDV dahil bir fiyatın olması bekleniyor. Bu cihazı da önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyoruz. Bir haberimizde Facebook'la ilgili. Facebook'un beklenen iPad uygulaması nihayet yayınlandı. Uzun süredir beklenen, hatta geçtiğimiz yaz bir sürümü internete sızan ve bir süre jailbreak edilmiş iPad'lerde kullanılabilen Facebook iPad uygulaması sayesinde iPad sahibi olan Facebook kullanıcıları bu sosyal ağ servisine MyPad ve Friendly gibi üçüncü parti uygulamalar yerine ilk elden sunulmuş bir uygulamayla erişmeye başladı. Facebook'un geçtiğimiz ay web sitesinde hayata geçirdiği haber kaynağı güncellemelerini iPad uygulamasında ve hatta iPhone uygulamasında görmek mümkün. Bunun yanı sıra parmağı ekranın solundan sağına sürüklediğinizde çıkan sütunda ise navigasyon bileşenleri yer alıyor. Facebook kullanıcılarının paylaştığı videoları AirPlay üzerinden Apple TV'ye aktarmak ve bu cihaza bağlı HD TV'den izlemek de mümkün kılınmış. Kullanıcıların fotoğraf albümlerinde parmakları sağa sola sürükleyerek gezinme, çift parmakla yakınlaştırma gibi iPad'in kendi fotoğraf belirsine alışım özellikler de Facebook iPad uygulamasının yenilikleri arasında yer alıyor. Öte yandan Facebook iPad uygulaması çok hesap desteğini de barındırıyor. Facebook iPad uygulaması Facebook'un özellikleri, alıştığımız özelliklerini Facebook'un kendi eliyle iPad'e getirdiği bir şekil olmuş, bir hal olmuş ve oldukça başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Apple TV desteğini beğendik. Apple TV Türkiye'de satılmıyor ancak çeşitli kullanıcıların Apple TV yurt dışından getirdiğini, sahip olduğunu biliyoruz.
Facebook üzerinden paylaşılan videoların Apple TV aracılığıyla izlenmesi AirPlay üzerinden oldukça beğendiğimiz bir şey olmuş. Bunu söylemek gerekiyor. Ve bunun yanında bir de Facebook uygulamasının Facebook uygulamasının içinde de bir uygulama desteği var. Şöyle ki bazı uygulamalar biliyorsunuz Instagram'dır, Foursquare'dir. Bunların Facebook'ta çalışan birer uygulamaları var. Aynı zamanda bir de iOS tarafında çalışan uygulamaları var. Facebook bir kullanıcının Facebook üyesinin hangi uygulamaları yüklediğini biliyor. Veri tabanında var. Ve bu veri tabanındaki bilgiye dayanarak o kullanıcılara iOS uygulamasında kısa yollarını sunuyor uygulama içerisine. Eğer sol üstüne bakacak olursanız orada kullandığınız uygulamaların, çeşitli Facebook uygulamalarının iOS uygulamalarında kısa yol göreceksiniz. Eğer o uygulamalar sizin cihazınızda yüklü değilse sizi doğrudan App Store'a yönlendiriyor indirmeniz için. Eğer o uygulama cihazınızda varsa doğrudan o uygulamaya geçiş yapıyorsunuz. Facebook arka planda kalıyor, o uygulama ön planda çalışıyor. Bu şekilde bir özelliği var Facebook iPad uygulamasının, bunu da beğendiğimizi söylemeliyiz. Facebook'tan geçelim. BlackBerry'e, RIM'e. RIM geçen hafta kesintilerle uğraştı. BlackBerry internet servisinde yaşanan kesintilerle uğraştı. Buna da bir yakından göz atalım. RIM'in BlackBerry cihazlarının internet erişimini ve çeşitli hizmetleri kullanmasını sağlayan BlackBerry internet servislerinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen arıza Kanadalı şirketi fazlasıyla uğraştırdı. RIM altyapısındaki temel devre anahtarlarından birinde oluşan arıza sonucunda sistem ağdaki akışta meydana gelen yükü yedek anahtara aktarmayı başaramadı. Bu nedenle meydana gelen yüksek miktarda veri birikimi erişimde kesintiye neden oldu. Geçtiğimiz perşembe gününden itibaren ise servislere erişim normal düzeye gelmeye başladı. Bu arada RIM'in eş başkanlarından Mike Lazaridis de konuyla ilgili olarak bir görüntülü özür mesajı yayınladı. Söz konusu kesinti Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Hindistan, Brezilya, Şili ve Arjantin'deki BlackBerry kullanıcılarını etkiledi. Ayrıca problemin kısmen de olsa ABD ve Kanada'yı da etkilediği belirtildi. Bu kesintinin RIM'e zararının ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. RIM'in söz konusu kesintinin giderilmesinin ardından kesintiden etkilenen BlackBerry kullanıcılarına ne gibi bir özür niteliğinde bir şeyler sunacağı merak ediliyordu. Acaba bir ücret geri ödemesi mi yapılacaktı yoksa başka bir şeyler mi yapılacaktı diye merak ediliyordu. Bunun ayrıntısı da bugün ortaya çıktı. RIM'in özür niteliğinde bir telafi paketi hazırladığı söylendi. Bu açıklandı RIM tarafından. Bu paket yaklaşık 100 dolar niteliğinde uygulama ve oyunları barındırıyor. İçerisinde çeşitli uygulama ve oyunlar var. Bunlar BlackBerry App World'den indirilebilir olacak. İçerisinde Sims 3 var, Hold'em Poker var ve Vilingo Plus var, Shazam Encore gibi uygulamalar var. Normalde paralı olan bu uygulamalar özür mahiyetinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak indirilebilecek BlackBerry kullanıcıları tarafından. Bu arada kurumsal müşteriler için de bir aylık ücretsiz teknik servis desteği sunulacak. Eğer mevcut kullanıcıların, kurumsal müşterilerin teknik servis paketleri varsa bir aylık ek süre uzatımı da yapılacak. Bu şekilde bir özür dileme yolu seçmiş RIM müşterilerinden, kullanıcılarından, BlackBerry kullanıcılarından. Bunu da belirtelim. Bakalım bu meydana gelen kesinti ve RIM'in izlediği politika müşterileri BlackBerry kullanıcılarını başka platformlara çekecek mi yoksa onları BlackBerry'de tutmaya devam edecek mi? Bu ileriki dönemde cevabını bulacak sorulardan soruların arasında yer alıyor, bulunuyor. Haftanın teknolojik ürünü Samsung Galaxy Tab 8.9. Samsung'un geçtiğimiz Mart ayında Amerika'da tanıtmış olduğu Galaxy Tab 8.9 büyük kardeşi Galaxy Tab 10.1 gibi aynı kasada geliyor. Yine 8.6 milimetrelik bir incelik söz konusu. Tasarım olarak da Galaxy Tab 10.1'e oldukça benzeyen Galaxy Tab 8.9'da 10.1 inçlik ekran yerine 8.9 inçlik bir ekran bulunuyor. Nvidia Tegra 2000 GHz'lik çift çekirdekli işlemciyi barındıran bu cihazda 1 GB RAM bulunmakta. Bunun yanı sıra Android Honeycomb 3.1 işletim sistemiyle ve Samsung'un TouchWiz UX arayüzüyle birlikte çalışıyor. 5 farklı ana ekran bulunduran Samsung Galaxy Tab'de bu ana ekranlar farklı bileşenlerle doldurulabiliyor. Bu bileşenlerin bir özelliği ise, çeşitli bileşenlerin özelliği ise boyutlarının ayarlanabilmesi. Görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy Tab 8.9'un bazı bileşenleri ayarlanabiliyor. Bunun yanı sıra ekranın altına yukarı doğru sürüklenip açılan 6 tane bileşen bulunmakta. Görev yöneticisi, takvim, dünya saati, not kalemi, hesap makinesi ve müzik çalar gibi küçük uygulamalar arayüzün üzerine bildirilecek şekilde kullanılıyor. Arka plandaki ekran değişimlerinden etkilenmiyorlar. Bunu da söyleyebiliriz.
Android market erişimi mevcut. Samsung Galaxy Tab 8.9'da Android Honeycomb uyumlu, hatta doğrusunu söylemek gerekirse ileriki sürümü destekleyecek şekilde tablet uyumlu uygulamaların sayısı artmaya başlıyor. Burada bunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Tab 8.9'da kullanabileceğiniz uygulama sayısı giderek artmakta. Tabii Android tabletlerin giderek daha da popüler hale gelmesinin bunda bir etkisi var. Samsung Galaxy Tab 8.9'da ekran görüntüsünü rahat almaya yarayacak bir tane de kısa yol bulunuyor. 3 Android kısa yol tuşun hemen yanında 4. bir kısa yol tuşu eklenmiş ve bu tuş yardımıyla da ekran görüntüsünü rahatlıkla almanıza olanak sağlanmış. Bunun yanı sıra Samsung'un çeşitli uygulamaları da bulunuyor cihazda. ReaderSub adı verilen bir uygulama var. Bu ReaderSub uygulamasında Press Display, Zinio ve Kobo'nun sağlamış olduğu gazete, dergi ve kitap desteği var. Buradan o servislere bağlanıyorsunuz. O servislere dair aboneliğiniz varsa bu hub'ı kullanarak, portalı kullanarak sözünü ettiğim içerikleri, elektronik baskı içeriklerini rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Social Hub adı verilen bir sosyal ağ uygulaması da var. Buradan Twitter, Facebook gibi kaynakları kontrol etmek mümkün. Bunun yanı sıra hesap ekle bölümünden yeni bir hesap da ekleyebiliyorsunuz. LinkedIn hesabını ekleyebiliyorsunuz veya farklı bir e-posta hesabını ekleyip bütün sosyal ağ hareketlerini Social Hub üzerinden yürütebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Samsung App Store'dan da uygulamalar indirmek mümkün. Bunu da söyleyebiliriz. Ayrıca bir de Samsung 7/24 sinema uygulaması var. Bu 7/24 sinema uygulaması üzerinden de belli bir ücret karşılığında çeşitli filmleri izlemek mümkün. All Share özelliği sayesinde Samsung Galaxy Tab 8.9'daki içerikleri DLNA desteği üzerinden, DLNA bağlan protokol aracılığıyla farklı DLNA destekli cihazlar üzerinden oynatmak mümkün. Ya da tam tersi de sağlanabiliyor. Bu All Share menüsünden tüm işlemler halledilebiliyor. Samsung Galaxy Tab 8.9 şu anda Türkiye'de satışta. Vodafone tarafından ayda 70 liradan başlayan ücretle sunuluyor. Bunun yanı sıra cihazı sözleşmesiz olarak da satın almak mümkün. Küçük bir tablet arayanlar, 7 inç tableti çok küçük bulanlar, 10.1 inçlik tabletleri de çok büyük bulanlar için Samsung Galaxy Tab 8.9 kompakt tasarımıyla ve hafifliğiyle beğeni toplayacaktır. Üzerinde çalışan Android 3.1 Honeycomb'da oldukça hızlı, akıcı, menü geçişleri oldukça iyi, performansla herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zaten daha önceki incelememizde de 8.9'un performansını beğendiğimizi belirtmiştik. Samsung Galaxy Tab 8.9 göz önünde bulunduracağınız seçeneklerinizin arasında yer alacak bir tablet gibi gözüküyor. Teknoblog Haber Merkezi'nin ikinci bölümünde sonuna geldik. Gelecek hafta teknoloji dünyasından en son gelişmelerle yine karşınızda olacağız. facebook.com/teknoblog ve twitter.com/teknoblog üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Bu arada teknoblog.tv'de de inceleme videolarımızı bulabilirsiniz. Ben Sabri Küstür. Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.